Arkadaşlar çapar ile bir şey aldım. 10 dakikadır uğraşıyorum. Çekme de çekemiyoruz. Mücadele ediyor boya. Zorlamak da istemem. Çaparı çok ince, kancalar da ince. Bayağıdır bir 10-15 dakikadır uğraşıyorum. Fazla rüzgar var. Yavaş yavaş gıdım gıdım çekiyorum. Zorlayacak. Geliyor ama yavaş yavaş. Yorulmak da bilmedi be. Mübarek yorulmak da bilmedi. Ben çekiyorum, o gidiyor. Şu mavi renge bir gelemedik. Hadi bakalım. Arkadaşlar kalamayı çok gevşek bıraktım. Çünkü 15 dakikadır mücadele ediyoruz. Kopmasını istemiyorum. Kalamayı açık bıraktım bilerek de kopartmasın diye, çapar ince ya. Ama bir 3-4 kiloluk bir şey. Ya da 4-5 tane büyük tral var. Çekemiyorum, az bir zorlasam kopacak. Şu şeyi ayarlayayım, kepçeyi güzelce. Tekneyi gördü, gelmiyor. Aşağıda sallanıp duruyor. Yine roketleyecek gibi. Tekneyi gördü, gelmek istemiyor. Balığı gördüm parlamasını. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Vatoz herhalde. Aynen. Zaten ne kalama aldı ne bir şeydi. Biraz da hissettim değişik balık olduğunu. Boşu boşuna uğraştırdı bizi ya. Arkadaşlar çapar ya vatoz geldi. Bunu bu yorulmak da bilmez. Bunu nasıl alacağız bilmiyorum şimdi, bakacağız. Biraz daha tam olarak göreyim, emin olayım. Bir hayvanı kurtarmam lazım. Şimdi kuyruğu da var. Dikeni zehirli. Vatoz herhalde ya. Bakayım. Ya bir altı beyazını görüyorum, bir kahverengisini görüyorum. Ya sen ne işin var çaparıyla ya? Kuyruğu da zehirli arkadaşlar bunun. Bayağı da büyük ha. Arkadaşlar vatozu görüyorsunuz. Yüze yüze geliyor. Nasıl çıkartacağız şimdi? Çapar ince bari kopartsa. Seban, hayatında gördün mü hiç vatoz? Al. İyi, kanadına takılmış. Şimdi bir asılsam çıkar zaten. Aynen, çıkarttım bak.
Bilerek asılmıyordum zaten kopartmamak için de. Vatoz olduğunu görünce asıldık, çıkarttık artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar iki tane büyük trolüm var. Bakayım şu biraz ters dönmüş. Ne yapmış? Ha, canlı. İyi. Şimdi kuzuya gidiyorum. Kuzuya gidip bombayı patlatacağız. Fazla zorlamadım. Çünkü takım ince bu. Şöyle şunu şöyle koyalım. Limana gidince hallederiz. İki tane tralim var. Şöyle ondan da tıpayı tıkayım. Merhaba gideyim. Haydi bakalım. Merhaba geldim. Şimdi şu limarda bir trallerin kapağını açayım. İki tane trallim var. Biri iri, biri normal boy. Önce irisini atacağım. Bakalım Allah'ın izniyle bir şeyler olacak diye umut ediyorum. Hemen melek gözüyle mi atsam? Önce melek gözüyle atayım. Aşağıya gitmek bilmez. Arkadaşlar 200 gram melek gözü var. Traller iri bu aralar. Çok kaçırdım. Böyle 3-4 tane kaçırdım. En sonunda işte vatoz geldi. Vatoz oyaladı bizi ya. 20 dakika neredeyse oyalandık. Kuzu sandım ama anlamam lazım. Kuzu kalama alır. Bu fazla öyle kalama almadı. Şimdi arkadaşlar 200 gram melek gözünü taktım. Bu melek gözüyle de hiç balık alamadık ama deneyeceğiz şansımızı. Çok büyük trallerimiz de. Kocaman, şuna bakar mısınız? Yarım kilo var. Yarım kilo var. Ne yapacağız? Bir tane burnundan geçireceğiz. Neden burnundan geçiriyorum? Çünkü ses çıkartması lazım böyle gır 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 diye. Çıkartması lazım. Bismillah. Önce kalama ayarımı yapayım. Evet arkadaşlar, gönderiyorum şu anda. Bismillahirrahmanirrahim dedik, yolladık. İnkoteyi buraya sabitledim. Yavaş yavaş yolluyorum. Şeyini sıktım. Yüze yüze gitsin. İnşallah balon falan yemez. Normalde derinde durdum. Hazırlanana kadar sığa gelmişiz. Sığda oldu mu tehlikeli. Çabuk şey yapıyor. Ne deniyor? Alçak oluyor. Şey yazacak gibi yaptı dipte. Tral acayip büyük. Yarım kilo var. Buna gelirse bir 20 kiloluk bir kuzu gelir. Kalamayı aşırı sıkmayacağım. Biraz kalama vereceğim bugün. Yorgunum. Artık sürtüp taşa kopartırsa kopartır. Yapacak bir şeyim yok. Dün yakaladım bir tane 7-8 kiloluk. Aşırı sıktım kalamaya, kollarım koptu.
2 dakikada mı, 1,5 dakikada mı ne çektim balığı. Arkadaşlar başka bir meraya geldim. İlk meramda balık vurmadı. Başka bir meraya geldim. Oraya indiriyorum. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. İnşallah basarsa iyi olur. Etrafımda da çok fena palamut oynakları var. Kuzu. Evet, yanına geldi. Uy, balana da benziyor. Birkaç ısır kaldı. Balon herhalde. Kuzu da olabilir, bilemeyim de. Basıyor. Aldım. Aldım arkadaşlar. Çapayı çıkacağım. Kopartır bu herhalde büyük ihtimal. Büyük balık. Tek seferde aldı. Durmuyor. Büyük bir kuzu. Şu an vuruyor. Kaldırmam lazım dipten. Ah, koparttı be. Kopartacağını anladım. Ama nereden koptu? Aşağıdan bir yerden koptu ya. Liderden bir yerden koptu. Çok büyük balıktı. Çok büyük balıktı ya. Çok kalam aldım, kopartacağını anlıyorum. Vuruyor taşlara. Liderden bir yerden koparttı. Feci zorladı. Ben de biraz aslında kalamaya açabilirdim ya. Aslında söylemiştim videonun başında. Fazla kalama vermeyeceğim dedim. Evet, her yerini taşa vurmuş. Yani kalamayı açsaydım bile şansı yoktu. Buralar hep vurmuş. Komple sürttürmüş. Şuralar... Bakın. Komple paramparça etti. Neyse, bir bağlayacağım, bir şansım daha var. Onu da deneyeceğim. Yani demek ki kalamaya atsak da bir şey fark etmiyor. Koparttı mı kopartıyor abi. Kuzu da göndermeyeceğim. Gönderirsen gidiyor. Hadi bakalım. İşte geldi tralime balık. Şu an sürü geldi. Her an basabilir. Tral korkudan yukarı yüzüyor yani. Evet, şu an kovalıyor. Evet, tuttu yukarı yüzdü. Basacak, hadi. Kovalıyorlar şu anda trali. Hadi. Trali kaçıp duruyor kuzulardan. Evet, yukarı yüzdü. Aldı herhalde yukarı doğru. Trali yukarı geldi. Basabilir. Şunun ağzında. Arkadaşlar her yerde oynaklar var. Yavru balıklara saldırıyorlar, havalara zıplattırıyorlar orada. Bu
Ündeniz Fokur diyor. Arkadaşlar bugün Estantan'a gelişti her şey. Şöyle bir tane tralim kaldı. İki tane tral yakalamıştım. Bunu hemen incitmeden çıkartıyorum. Ne yapacaksınız? Nasip de yoksa bazen geride salacaksınız. Evet arkadaşlar, bunu şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Gönderdim, gidiyor. Tabii korkudan gidebilir mi bilmiyorum. Şu açıkta bir oynak var. 10 kiloluk orkinos var. Biraz yanaşabilirsem size bir görüntüler çekmeye çalışacağım. Bakalım, hadi rastgele. Arkadaşlar tam oltayı topladım. Bakın bu yemleniyorlar. Çok hızlı hareket ettikleri için nokta nokta. Bir kuzu sürüsü var ama bunlar büyük değil. Böyle palaz gibi 3-4 kiloluk kuzular. Yemleniyorlar. Şimdi ben tabii trali attım. Şu açıkta bir oynak var, manyak. Yaklaşmaya çalışacağım. Oradan da limana geçeceğim yavaştan. Hadi bakalım. Bunlar küçük. Küçük postalar bu tarafta. Büyükler arkada. Böyle bir şey yok ya. Bu teknenin sesinden korkabilirler belki. Aslında çaparı çeksem yakalarım çok da. O büyüklerinden gelir diye korkuyorum. Elimi falan kopar. Ya baksanıza. Öyle bir şey yok ya. Yıkılıyor ortalık. Şöyle yakından çekeyim. Yani buraya cicik mik atsak hemen kaparlar hemen. Ama zaman kısıtlı. Şimdi gitmem lazım. Zaten ben yanaşınca durdular. Bir arkada daha büyükleri var. Böyle 10-15 kiloluklar. Önde orta boylar. Benim yanlarımda böyle küçük boylar. Şimdi açıktan bir gemi buraya doğru geliyor. Acaba bunları ağa mı çevirecek? Ne yapacak? Basa bas geliyor. Duman attırmış. Neyse arkadaşlar, gördünüz. Bugün deniz hareketliydi. Bayağı bir macera oldu benim için de. Keşke şuraya bir kuzuyu yatırabilsek daha iyi olurdu ama nasip değilmiş. Gene o heyecanı yaşadım. Böyle bacaklarım titredi yani, o kalama alışlar falan. Heyecan insanın bacağını titrettiriyor. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Umarım videomu beğenirsiniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler, hoşçakalın.